Merhaba, vallahi yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere dağ gibi bitenlerimi göstereceğim. Aylardır bitenler videosu çekmemiştim. Şu an bir poşetin içindeler. Müthiş de gürültü yapıyorlar. Onlardan size bahsedeyim. Şunları atmak için çıldırıyorum. İlk elime gelen şey. Beten Body Works'ın Vanilla Bean Noel duş jeli. Size bir şey söyleyeceğim. Belki de Amerika'ya geldiğinden ilk defa duş jelim bitti. Bildiğiniz duş jelim yok şu an. Eve gidip duş jeli almam lazım. Bunun sebebi senelerdir üst üste sürekli işte Bath & Body Works'e yıl sonu indirimleri olduğunda gidip oradan depoluyordum ve son 2 senedir doğru dürüst 1,5 senedir bir şey almıyorum Bath & Body Works'ten. Bunun sonucu olarak elimdeki stoğu erittim. Hatta o kadar eritmişim ki farkında bile varmadan bitirmişim tamamen. Elimde bildiğiniz duş jelim yok. Şaka gibi. Her neyse, olduğu zaman kullandım Vanilla Bean Noel. Benim Bath & Body Works'te en sevdiğim koku. Bundan artık kaç tane bitirdim inanın hatırlamıyorum. Bile defalarca kez gördünüz, defalarca kez hakkında bahsettim. O yüzden uzatmayacağım. Ama çok güzel, baymayan bir vanilya kokusu. İndirim zamanlarında bulabiliyorsanız almanızı tavsiye ederim. Ben de sürekli indirim zamanlarında alıyorum bu arada yani. İşte o kadar çok duş jelim vardı ki bitmiyordu derken hava atmaya çalışmıyorum. Gidip normalde 12-13 dolara satılan duş jellerini 3 dolara 4 dolara bulunca toptan alıyordum. O yüzden çok fazla vardı. Onun dışında bir tane daha Bath & Body Works duş jeli Twilight Wood bitirmişim. Sanırım Twilight Wood, Vanilla Bean Noel, Warm Vanilla Sugar bunlar benim böyle değişmez Bath & Body Works kokularım diyebilirim. Ve bir tane de ondan bitirmiş. Seviyorum bunları. Güzel de köpürüyorlar. Hoş da temizliyorlar ama sanki bir tık kurutuyorlar gibi geliyor bana artık. O yüzden belki de son zamanlarda çok fazla almıyorum. Bu arada bizim bitenlerimiz Charlie ile karışık bunun içinde. 12'leri ayıracağım ki bir ara belki Charlie, ben, Anatoly üçümüz ailecek bitenler videosu çekeriz diye. Elime geldiği gibi karışık gideceğim var olanlar içinde. Lancome'un Bifacil ya da Bifacil göz makyaj temizleyicisi. Normalde çift fazla ürünlerden nefret ediyorum ama bu güzel. Diğerleri kadar, mesela Sephora'nınki kadar yağlı bir his bırakmıyor ve göz makyajını çok güzel temizliyor, en önemlisi. Son zamanlarda Lancome'un Monsieur Bir Krimelini kullanıyorum ve çok güzel, başarılı bir rimel. Fakat gözden çıkarmak kabus ötesi çok zor. Bununla o sorun bir tık daha az oluyor. Severek kullandım. Elimde 2 tane daha var. Onları da kullanmak, bitirmek niyetindeyim. Bu Anatolia'nın. Bir adet Youth Passport'un deodorantını bitirdim. Aa, bu hangi koku? Şu an hatırlamıyorum hangi koku olduğunu. Bunlar parfümlerin benzerleri biliyorsunuz. Ne derler? Replika kokular mı deniyor? O kokulardan. Youth Passport'u ben Türkiye'de yaşarken de kullanıyordum. İnanılmaz böyle buram buram parfüm gibi kokuyorlar. Ben severek kullandım bunları. Alüminyum içermiyormuş bu arada. Süper. Türkiye'de olsam, yani bulma şansım olsa tekrar alırdım. Bir başka bir deodorant. Isano'nun Clear and Fresh, üzerinde Almanca bir şeyler yazan deodorantı. Ne yazık ki yani aynı şeyleri bunun için söyleyemeyeceğim. Youth Passport ter kokusunu önlemede vesaire ne kadar başarılıysa Isano'da ne yazık ki bir o kadar başarısızdı. Benim için burada ulaşılabilir bir marka değil. O yüzden yani bir şey kaybetmiyorum. Kaybettiğimi düşünmüyorum bence. Özleyip de ama tekrar gideyim alayım bulayım kullanacağım bir koku değil. Zira bir adet insana kokusu da. Yani kokuları kötü değil. Bunların deodorant olarak da berbat değiller ama ter kokusunu bence çok önlemiyorlar. Diğerleri gibi Nivea gibi ya da bir Youth Passport gibi. O yüzden bunları ne yazık ki çok başarılı bulmadığımı söylemek zorundayım. L'Oreal'in Volume Filler Thickening Conditioner, saç dolgunlaştırıcı saç kremi. Ben bunu indirimden 3.48'e almıştım zamanında, devasa diye. Fena değil yani, böyle beni benden almadı. Son zamanlarda özellikle saçlarımı kestirmeden önce, şimdi kestirdim ve o sorun çözüldü ama benim saçlarım çok ince telli ve dalgalı. Hatta üstleri dalgalı, altları kıvırcık. O yüzden korkunç karışıyor ve açmakta çok zorlanıyorum. Bu çok aman aman çözüm olmadı o açma sorunuma benim ne yazık ki. Dolgunluk vermek anlamında da çok bir fark görmedim. Aslında şöyle, ben zaten birkaç ay önce videosunda çekmiştim bunu. Artık saçlarımı banyodan çıkarken hep önüme atıyorum. Bütün saçımı tamamen kafamı aşağıya yiyorum ve aşağı doğru duruluyorum. Saç diplerimi kaldıra kaldıra ki dolgunluk gelsin saçıma diye. O işlemi yapıyordum bunu kullanırken. Doğal olarak dolgunluk zaten oluyordu ama bundan mı kaynaklı yoksa benim yaptığım o dipleri kaldırma işleminden mi? Onu tam çözebilmiş değilim. Saç ürünlerinden gidelim. Suave markasının Sleek saç
kremi ne yazık ki ben saç kremlerini şampuanlarına çok daha çabuk bitiriyorum. Saçlarım kolay açılmadığı için en azından saçlarım uzunken böyleydi bu durum. Fena değildi. Beni benden malı. Suave çok aman aman bir marka değil açıkçası ama ucuz diye alıyorum ben. Ve tekrar almaya devam edebilirim ucuz olduğu için. L'Oreal'in Ever Sleek Sulfat Free Intense Smoothing Şampusu. Bunu bana kayınvalidem hediye etmişti. Silikonsuz 48 saat elektriklenmeyi engelliyormuş vesaire. Yani çok bir şey anlamadım açıkçası ben bu şampuanla. Silikonsuz olduğu için ne yazık ki silikonsuz bütün şampuanlar gibi saçta böyle takır takır bir his bırakıyor. Silikonlu şampuan ve saç kremlerinin bıraktığı o yumuşak ipeksi his geçici bir his. Sadece silikon olduğu için o his veriyor ama yani yalandan da olsa ben o hissi seviyorum sanırım. Silikonsuz şampuanlar benim saçlarımı çok sertleştiriyor. O yüzden çok aman aman bayılarak kullanmadım. Ben almamıştım ve gidip de almayı düşüneceğim bir üründe olmaz. Çocuğum uyuyor burada ve ben onu yere düşündüm. Bir deodorant daha bitmiş, yanmış etmiş deodorant sıkmışım. 8x4'ün pudrasız beyaz şeftali nilüfer yasemini kokusu. Bunun kokusu güzeldi. Kokusundan ötürü severek kullandım. Parfüm gibi bir kokusu. Şeylere göre, insanlara göre bir tık daha güzeldi bence. Ter kokusu önleme başarısı. Bir adet daha duş jeli. Yine Bath & Body Works'tan. Yine Vanilla Bean Noel. Çünkü muhteşem kokuyor. John Frieda'nın Frizz Ease Daily Nourishment Moisturizing Şampusu. Bu bana Aquali'den gelmişti. Saçlarımı güzel yumuşatıyordu ama böyle John Frieda'nın bugüne kadar kullandığım hiçbir ürünü beni açıkçası çok etkilemedi. Kötü değillerdi ama hani böyle gidip de ekstra aman aman işte örnek veriyorum. Elsevier yerine ya da Pantene yerine John Frieda alayım hissiyatı yaratmadı bende kullandığım şampuanlar. Bir de bana sanki bu boylar küçük geliyor. Ben şampuan saç kremi aldığımda büyük boylarını tercih ediyorum. Fena değildi. Kullandım bitti. Özlemeyeceğim. Kate Somerville'in Exfoliate temizleyicisi. Bundan iki tane bitirdim. Kokusuna hastayım. Temizlemesine hastayım. Hem makyajı hem de ciltteki yağı, kiri vesaire çok güzel çıkardığını düşünüyorum. Gerçekten severek, haz alarak kullandım bunu. Ne yazık ki pahalı. Keşke pahalı olmasaydı. Tekrar tekrar almak, kullanmak isterdim. Daha sonra HSI serisinin şöyle argan yağlı yumuşatıcı saç kremi ve yumuşatıcı şampuanı var. Bunlar fena değildi. Kokuları da güzeldi. Saçlarımı güzel yumuşattılar da bence ama bence boyutları çok küçüktü. Özellikle saç kremi bana asla etmiyor. Bir de kötü bir yanı vardı bunun. Bilmiyorum fark ediyor musunuz üstünde? Bunlar durduğu yerde kendi kendine akıyordu buradan. Sürekli ürün akıyordu. Böyle aka 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 bitti. Yani anlamadığım bir şekilde basınç mı vardı? Sıkılmıyor şeyler belki ondan mı bilmiyorum ama kendi kendine akıyordu ucundan banyoda durup dururken. O yüzden çok pratik ve böyle ambalaj olarak temiz bulmadım onları. Sonra Pst markasının kuru şampuanı. Benim bugüne kadar en severek kullandığım kuru şampuan diyebilirim. İnanılmaz güzel bir insan. Ceviz kokusu var. Mis gibi. Saçlarınızı asla beyazlaştırmıyor. Ağırlaştırmıyor. Ve çok başarılı. Bendeki bu Air Travel Friend diyor. Sanırım Türkiye'ye giderken almıştım bunu. Uçakta. Neden bilmiyorum. Yanında bulunsun diye. 3 dolar almıştım Nordstrom'dan. Ve senelerce dayandı bana. Çok sık kullanmadığım için tabii ki yoksa bu kadarcık şey senelerce dayanamaz. Ama severek kullandım. Tekrar alabilirim kesinlikle. Daha sonra ay ben bu ürünü ne kadar severek kullandım. Clarins'in Hydra Essential Serumu. Şimdi şu an Clarins'in bir başka serumunu kullanıyorum ve onu da seviyorum. Hatta onu belki bundan bir tık daha seviyorum. Farklı sebeplerden ötürü. Bunun kokusu çok güzeldi. Yanında bir kremiyle beraber kullanıyordum. Bunu kreminden önce bitirdim. Bunu bitirdikten sonra kremini kullanmayı, tek başına kullanmayı bununla beraber kullanırken aldığım cümleyi toparlayamadım. Bununla beraber kullandığım kremi artık eskisi kadar sevmiyorum. Sebebi bununla kullanırken tam istediğim benim nemlendirmeyi veriyordu. Yumuşacık kadife gibi bir his bırakıyordum. Tek başına şimdi sürdüğümde sanki cildime yapış yapış bir his bırakıyor. Sanki bu serum o kremin yapışkanlığını alıyormuş. Anlamadığım bir şekilde. Tek başına bile kullandığımda ben hep genelde üzerine kremle kullanıyordum ama bazen tek başına kullandığımda bile çok garip. Hem nemlendiriyordu. Mesela banyo sonrası falan o gerginliğimi suratını hemen alıyordu. Hem de böyle kadife gibi bir his bırakıyordu. Böyle mat ama kadifemsi
çok güzel pürüzsüz bir his bırakıyordu. Kokusu da muhteşemdi. Çok ama çok severek kullanmış Clarins'in bu serumunu. Sağ olsunlar, göndermişler de, iyi ki göndermişler. Benim için sürpriz bir üründü. YSL Beauty'nin tuş eklatı. Bunun daha önce elimde testerı vardı. Onu kullanmıştım ve sevmemiştim. Bu da elime ilk geçtiği zaman çok bayılmamıştım. Fakat zamanla hoşuma gitmeye başladı. Ve birçok insanın aksine ben bunu gözaltı kapatıcısı olarak kullandım ve bitirdim. Birçok insan için bu daha ziyade aydınlatıcı gibi. Kapatıcılığı yeterli olmadığı için. Fakat benim sanırım şanslı olduğum yegane konu, çok sorunlu gözaltlarım yok. O yüzden kapatıcı olarak bana yetiyordu. İşimi de gördü. Severek kullandım. Bayağı da dayandı bana. Daha sonra Lancôme'un Monsieur Big isimli rimeli yeni bitirdim bunu. İnanılmaz dolgunluk veren, dramatik dolgunluk veren bir rimel. Gerçekten severek kullandım. Son zamanlarda artık yapısı çok ağırlaştı ve topak topak olmaya başlamıştı. Buna dair tek dezavantaj bence çıkarması çok zor. Yani gerçekten çıkarması en zor rimellerden bir tanesi ne yazık ki. Hususi kesinlikle böyle güçlü bir göz makyaj temizleyicisi kullanmanız gerekiyor. Onun dışında makyajlarda çok güzel sonuç veriyor. Bence her sürdüğümde iltifat alıyordum. Rimelimin adını soran oldu. Kirpiklerini takma diye soranlar bile oluyordu. O yüzden o tarz bir efekt arıyorsanız tavsiye ediyorum. Bu Charlie'nin bir tane küçük diş macunu, deneme boyu diş macunu, deneme mi derler? Seyahat boyu diş macunu bitirdim. Crestin 3D White Brilliance olanını. Öyle aman aman beyazlatma ilişkisini görmedim. Sıradan bir diş macunuydu bence. Daha sonra saç boyalarından çıkan kremler her zaman en iyi kremlerdir ya. Onlardan L'Oreal'in Preference olanını kullandım. Bunlar kadar saçları yumuşacık yapan, saçların açılmasını kolaylaştıran, ipek gibi yapan başka bir şey yoktur herhalde. Bunları saç kremi yapıp piyasaya sürmeleri lazım. Klasik geyiktir bu da. Daha sonra Maybelline'in Fit Me kapatıcısını bitirdim. Bundan defalarca kez bitirdim bugüne kadar, artık hatırlamıyorum bile sayısını. Benim rengim 01 değil, 10 light. Severek kullanıyorum. Uygun fiyatlı, çizgilere dolmayan, çok abartılı da çok fazla sürmediğiniz sürece ince çizgilere çok dolma yapmayan, kapatıcılığı yüksek, güzel bir kapatıcı, severek kullandım. Tekrar alabilirim. Ve son göstereceğim şey Guerlain'ın Lingerie de Peau fondöteninin deneme boyu. Ben bu deneme boyunu alıp kullanıp fondöteni çok beğenerek gidip tam boyunu aldım. Sizlere de tavsiye ediyorum, deneme boyu alma şansınız varsa ya da yüzünüze denetme şansınız varsa deneyin diye. Kapatıcılığı güzel, bitişi doğal, böyle çok hafif bir ışıltısı var. Güzel duruyor ciltte. Ben sürdüğümde birkaç video öncesinde bulabilirsiniz. Muhtemelen çok beğenmişsiniz, çok iltifat etmişsiniz. O fondöten, bu fondöten. Benim rengim 02 N'ymiş. Evet arkadaşlar, ben aslında daha çok vitenim vardı diye düşünüyordum ama şişeleri büyük olunca poşetimi doldurmuştu ağzına kadar ürünlerim. Bu son birkaç ayın bitenleri bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın.